Merhaba arkadaşlar, GRKN oyuncu kariyerimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yeni takımımız West Ham'a geçiş yapacağız arkadaşlar. Yorumlarda Gürkan West Ham'a gitmeli, bu teklifi kabul etmeli. Mantıklı olur diye düşündüm ben zaten. Hani ligi, zirveyi zorlayan bir takım. Gürkan da onları hani bu boost'u verebilir mi? İlk 3, ilk 2, şampiyonluk mucizevi bir şekilde gelirse süper olur. 54 milyonluk bu teklifi şimdi kabul edeceğiz. Yeni sezonda Premier Lig'de yeni serüvenimize başlayacağız. İşlemlerime geliyorum. Teklifleri görüntüle. 80 bin euro kazanacağız haftada. Üf, teklifi kabul et. West Ham United. Bubbles, bubbles. Artık neydi lan bunların şarkısı? Bubble'lı bir şeydi arkadaşlar. Baloncuklu. Şimdi 21 numarayı vermişler bize. O numarayı ve artık ben kramponlarımı düzeltmeye çalışacağım. Gerçi beyaz kramponlar fena değil bu formayla. 21 numarada başkasında yoksa artık göreceğiz. Öncelikle kadro merkezi bizim takım neye benziyor? Zuma 83, Suçek, Vlasic bunlar 83. Bunlar liderler. Ben de 80'im yani. O kadar kötü değilim. Takımın en iyisi olacağız yakında. Bunların santrforu yoktu galiba. Gerçi Onuachu var 79. Bowen sağ orta sahada 79. Fornals sol tarafta 81. Hani nerede oynasam diye merak ediyorum. Ben Rahma'da 78. Aslında ben santrfor oynayabilirim. Belki beni o yüzden aldılar buraya. David Moyes hocamla da resmimi çektirmişim şurada. Evet. 54 milyon ha. Artık orta forvet demeyeceğim arkadaşlar. Santrfor diyeyim. Bitiriciliğim 90 zaten. Şut gücüm 93. Uzaktan şut 82. Şu sprint hızımı yükseltmem lazım yalnız. Onu da 90'lara getirmem lazım. Bir yerden eksilteceğiz arkadaşlar. Çeviklik ve atak pozisyonunu azaltıyorum. Ve buradan bunu fullleyebildim. Okey. Şuradan tekrar bir tanesini de dripling'e vereyim arkadaşlar. Ve şimdi antrenman. Yeni bir tane antrenman yapalım. Yeni bir tane sıradaki çalışmayı yapalım arkadaşlar. Antrenman bayağıdır yapmamıştık. Hep beraber bir antrenman. Fake shoot. Ha, baskı altında. Zaman bitmeden bu golleri atmam lazım. Etrafımdaki çember solmadan. Vay be Gürkan, felaket oynuyorum ha. Eski antrenmanlara göre bayağıdır antrenmana çıkmamışım. Şuna bak. Oo, sol ayağım kötü. İşte bu. Güzel. Bir tane daha atmam lazım. Bunu da atmalıyım. Hop. Ama yetmedi lan. Oo, en son yaptığım mı sayılıyor ya? Ben bir şeyler deniyordum arkadaşlar. Kaleciyi fakeleme olayı ekstra puan veriyor. Onu yaptım da bu sefer kötü oldu. Kaleciye karşı penaltı ağır diyor. Lan bu kolay olmalı. Kolumu üflüyorum. Çünkü öyle yapınca harbiden sol analogum düzeldi arkadaşlar. Bu PlayStation kolları cidden berbat. Bu arada kaleci niye kurtarıyorsun koçum ya? Yani 4 tane 5 tane penaltımız var. Okey, güzel. Bu arada bunda bütün penaltıları atmanız lazım. Yoksa A alamıyorsunuz. Ben az önce B aldım. Tekrarlıyorum. Şimdi batırdım iyice. Bir tane kaçırdım. Bir tane kaçırmama rağmen B verdi bana. Burada C alıyorum. Sonuncu antrenmanı da A almıştım bundan daha önce. Simüle edecektim. Yanlışlıkla girdim. Ara pası. Al abi. Onuachu mu bu? Helalsin koçum. A aldım arkadaşlar. Kendi bileğimin gücüyle 82 gen diyor. Oo, santrforda takımın neredeyse en iyisi oldum. Bu arada şimdi 17 oldum. O nasıl iş lan? Az önce 21, burada 17. Ya çok saçma. Numaraya takmayalım arkadaşlar. Az önceki antrenmanı tekrarlıyorum arkadaşlar. Kaleciyi bu şekilde geçerseniz o zaman anca ağlıyorsunuz. Olağanüstü yapmam lazım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte bu. Sonunda A'yı aldım bundan. Bu son penaltıyı da atarsam ağlıyorum. Yes. Penaltılardan da aldım. Mükemmel. Bu takımın en iyisi olacağım arkadaşlar. Sonunda simüle edebiliyorum. Bunların hepsi neylik? 1500'lük. Gerçi 1200'lük simüle edersem. Kendim yaparsam 1500. Ama inanılmaz puan aldım abi. Ve ilk maçımıza doğru geliyor muyuz? Acaba bizim takım başka transfer de yapacak mı? Aha, ilk maçta Arsenal'e karşı. Londra, iki Londra takımı. West Ham United, Londra takımları arasında böyle en zayıfı görülse de biz Arsenal'e karşı şimdi Emirates'te deplasmana gideceğiz arkadaşlar. Hocam beni aldın mı ilk 11'e? Oo, yedeklerden alıyorsun. Onuachu'nun yerine santrfora. Gerçi Vlasic de, onu da unutuyorum. Ben Rahma falan demiştim de Vlasic de merkez ofansif orta saha sonuçta. Şimdi burada hiçbir maçı atlatmayacağım arkadaşlar. Her maçı yapacağız. Premier Lig sonuçta. Rakibimizin ilk 11'ini görüyorsunuz. Inyaki Williams'ı almışlar galiba. Hava durumu kapalıymış zaten.
maçın 76. dakikasında hava durumu değiştirmek. Maça geçerken arkadaşlar like butonuna Gürkan'a yeni serüveninde West Ham'da başarılar dilemek için like butonuna basalım. Bir 10.000 like'a gelelim. Premier Lig. Ne yapıyoruz? Dribbling başarısı. Şunu yapalım. Tamam. Bu olsun. Böyle aktifmiş o. Artık çözdük onu. Korner gelecek. Ön direğe doğru. Osei Tutu. O nasıl isim var? Evet. Gürkan. Çok iyi bıraktı. Fornals'a. Paslaşmalar. Gürkan'a şimdi geldi. Plase. Zayıf şut. Gürkan nasıl kaçırıyorsun onu kral be? Mark Noble. Mark Noble'a sağlam girdiler. Hocam hiç oralı olmuyorsun. Faul nerede? Yani boşu boşuna bir burada korner veriyoruz. Sarı kart ama faulü orada vermedi. O nasıl iş lan? Korner kısa mı geliyor? Yok. Kontra ataklık bir pozisyon var mı? Onlara düştü yine. Çocuklar alın. Alın, ben de buradayım. Alamadılar. Odegaard. Şu adamı boş bırakmayalım. Helal kaleci. Okey. Gürkan. Vlasic. Sakin koçum. Sakin. Sakin. İyi geldik. İyi geldik. Tierney'e... Aha. Tierney'e giriş yaptık diyecektim. Gürkan. Pas. Mark Noble. Fornals. Çok iyi. Yes. Golle başlıyoruz. Süper yedek Gürkan Şentürk. Yalnız burada Pablo Fornals'ı tebrik ediyorum arkadaşlar. Güzel pas bıraktı. Batırmadı. Batırmadı. Gürkan da verilen görevi yerine getirdi. Ondan beklenen görevi yerine getirdi. O kimdi lan? Lanzini mi girdi oyuna şimdi? Ve aha, topu da söktüm. Yes. Haydi. Bazen Gürkan'a bak. Gürkan şov yapıyor. Gürkan bomboş. Bu nasıl bir zorluk? Gürkan dışarı. Lan ikinci golünü ne güzel atacaktın. Neyse, zaman kalmadı galiba arkadaşlar. 90+1 mi verilmişti? Aynen öyle. Ya o ikinciyi de atsaydık gol krallığına falan oynamamız daha rahat olurdu. Tüh be. Evet, 1-0. Gürkan girdi. Arsenal'i deviriyoruz deplasmanda, ligin açılış maçında. Süper ya. Mükemmel. Leeds United 3, Everton 1, Aston Villa falan filan. Gürkan maçın adamı. Yeni beceri puanları da geldi. Seviye atladık. 19'a geldiğimizde zaten fulleniyoruz arkadaşlar. Hani şu neydi? Geliştirmeler konusunda 3. bir geliştirme açılıyor. Agresiflik ne işe yarıyordu arkadaşlar? Agresiflik oyunda müdahale yaparken avantajınız oluyordu galiba agresif olunca. Daha sert mi giriyordunuz? Ne oluyordu bilmiyorum da rakibi hani itmelerde falan da mantıklı olabilir. Burada dayanıklılık falan veriyor. Reaksiyonlar da önemli. Buna direkt verelim arkadaşlar. Gerçi bir dakika, reaksiyona verecektik. Şöyle yapalım. Ve bir tane de agresifliğe verelim. Ya da dayanıklılığa vereyim. Agresifliğe sonra geliriz. Bu şekilde de 83 rating'e yükseltmiş oldum kendimi. Aman aman aman, antrenman kaçıyor. Bir saniye. Biz 90 rating'e bu sezon gelirsek zaten inanılmaz olur. İkinci sezonumuzda 68'den 90'a gelmek. Sırada Norwich maçı var. Norwich'e 55. dakikada yedek giriyorum yine. Bu arada arkadaşlar, Ozan Kabak bizim takımdaymış. Bizim takım almış Ozan'ı. Onuachu da diğer 17 numara. Yani diğer forvetin de numarası 17. Adamlar 10 kişiler bir de. Haydi bakalım ikinci maçımız. Kaleyi bulan 2 şut çek. Rahat hocam. Kendi stadımızda ilk maçımız arkadaşlar. London Stadium. Londra Stadyumu. Randolph. Bu Randolph'un reytingi kaç acaba bizim kalecinin? Bir de bu formalar niye böyle güzel? Yani onlar kırmızı, bizde bordo falan. Gürkan. Hareketlere. Yes. İşte bu. Gürkan şov yaparak girdi. Sol ayağıyla da bitirdi. Abi ilk bulduğum pozisyon. Çıldırıyorum. Saat kaç? Saat kaç? Gol saati diyor Gürkan. Burada çeviklik. Çok iş yaptı ya. Benim çeviklik 83 müydü? Öyle bir şeydi de. Rakibim gerçekten gerçekçi bir Norwich arkadaşlar. 58. dakikaya ben dikkat çekiyorum. 59. da attım ama kıl payı 59'da attım arkadaşlar. 58'de oyuna alındım. Ya da 55 miydi, neydi? Neyse. Rakibimizde Jetson Fernandez var bu arada arkadaşlar. Onu almışlar. Abi bu Mumba'nın kırmızı kartı yok muydu ya? Bir dakika, Mumba onun yanında kırmızı görmüştüm ben. Allah Allah. Geldim ta defansa yardım ediyorum. Lan alamadım topu da. Haydi çocuklar. Bak ne çevik hareket ediyor. Rashica, Dawson ve korner. Korner geliyor. Dikkat beyler. Zuma aferin.
Ben kafamı geliştireceğim. Harbiden kafayı da geliştirmek önemli ya. Hava topları falan. Değişik bir karaktere bürünmem lazım. Daha yavaş ama kafa falan olabilen bir adam mı yapsam? Hız da işe yarıyor ama ya. Pası mı azaltsam? Çocuklar uyumayın defansta. Randolph güzel kurtarış. Dayı sen kovulmadın mı ya hala? Bu adamı çıkarmamışlar oyundan henüz. Korner geliyor. Kısa oynamadılar. Kufal kafayı vurdu. Aha. Of. Baskıma bak. Baskıya gel. Su çek. Hocam. Süper. Süper. Önüme de aldım. Vlasic. Sana da bıraktım koçum. Yürü. Jetson. Müdahaleye gel Jetson'dan. Çok kritik. Beyler uyumayın. Defansif anlamda hiçbir baskı yapmıyor bizim takım. Çok acayip, çok uyuzuma gitti. Sürekli herkese baskı yap diye bağırıyorum ama iş yapmıyorlar. Şimdi kontra atak zamanı. Pasın fena değil. Bowen tekrar bana verdi. Al abi. Vlasic şöyle gel. Süper, süper. İlk gole benziyor. İlk gole benziyor. Yine sol ayağım. Yine golüm. Yine golüm. Gürkan nasıl bir hareket? Oo, sizlere gönderiyorum bu gole. Taraftarlarıma armağan ediyorum. Vlasic asist makinesi olacak böyle bu gidişle. Sol ayak ikinci gol. Zayıf ayak hat-trick'i yapabilir miyim acaba şimdi? Vlasic önüne ne attı be? Az kalsın kaptırıyordu. Gürkan çok iyi. Çok iyi. Yes. Hat-trick geliyor mu? Fake'imi attım. Gürkan sol ayak yine. Aha. Biraz daha işte buralarda çeviklik daha fazla olması lazım ya. Su çek. Lanzini ortadan beni gördü. Gürkan. Bak 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 hareketlere gel. Suçe'ye gel. Su çek. Su çek. Niye gitmedin koçum ya? Lanzini. Gürkan. Sol ayak. Uuu, fena değildi aslında var ya. Havalansaydı goldü. Şimdi korner. Kornerlerden de keşke gol atabilsem. Kötü geldi be korner. Oha. Direkt uzaklaştırıldı. Maç bitti. İki golüm. Bak. Takımı taşıyan adamım. Bütün golleri ben attım. İkisinde de gol yiyemiyoruz. Orası ayrı. 2'de 2. Süperiz ya. Çocuklar gelin. Bubbles, bubbles, bubbles. Arkadaşlar şarkı çalıyor maç sonrasında. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler varsa West Ham'ın stadyumunun yanında sabun fabrikası varmış ve zamanında işte sürekli havada baloncuklar uçuşurmuş o fabrikadan dolayı stadyuma gelirmiş. O yüzden böyle stadyumda bir gelenek var. Şimdi ben 10'da 10'luk bir performansla üst üste ikinci maçımda maçın adamı oluyorum. Manchester City Arsenal'i yenmiş 3-1. Ve David Moyes'un yüzüne ne olmuş lan öyle? Hocam da bana diyormuş ne olmuş? Antrenmanlarımızı aksatmıyoruz. Sırada şimdi Bournemouth maçı var arkadaşlar. Bournemouth'a karşı yine yedek giriyorum. Bu sefer 2-0 öndeyiz. Kovnacki ve Dawson. Kovnacki forvet oynuyor. Aa, o da sonradan girip atmış zaten. Vlasic'in yerine ben giriyorum. Enteresan. Merkez ofansif oynayacağım bu kez. Bournemouth'a karşı. Okey. Oo, deplasman formamızı da görmüş oluyoruz. Kanka sen asist kralı olacaksın. Merak etme. 7 pas tamamla. Her türlü her türlü. 1000 ekstra puan. Güzel bir akşamüstü. Bournemouth'ta. Su çek. Bon gelsene koçum. Oğunu orada biçtiler bu arada. Kovnacki. Gol atmışsın kral. Şimdi burada bana asist yapsaydın iyi olurdu. Bowen. Şu. Aha. Oo, lan. Hacı yürüseydin bari yani öyle güzel aldın ki önüne yürüseydin bari. Korner. Kafa. Aha Dawson. Craig Dawson ve kaleci Travers. Aha Bowen. Çok kötü pas onlardan. Bowen'ın bomboş. Bowen yürü. Bowen şöyle gel o zaman. Gürkan buradan bir yazar mı? Oo, fena değil ha. O Ensakala buraya gelmiş bu arada arkadaşlar. Ensakala sol bekte. Şu maça da damgamızı vuralım be. Gürkan ilk 11 sürekli gözlemem lazım benim hani. Aha. Hacı o nasıl bir pastı ya? Yani ayağıma çarptı. İstemedim ben o topu ama. Aman 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 adam ne girdi lan? Oo, felaket girip gol attı. 2-1. Çok kritik. Riskli biraz. Burada ne geçti orada Masuaku'yla bizim Dawson. Uyuyor musun Dawson ya? Dawson 20 koşuyor. Yüzden adamı bırakıyor. Şimdi benim bu maça biraz damga vurmam lazım. Aha ben de geçtim. Hadi. Oo, orada da geçebilsem var ya. Bu arada Ensakala'yı çıkarmışlar oyundan galiba. Tüh be. Haydi beyler haydi. Şöyle gel dayı. Güzel. Gürkan. Bir boşluk gördüm burada. Abi boşluklar mükemmel ya. Dümdüz koşuyorsun, gidiyorsun ve golünü aa kaleci kurtardı.
Lan sol ayağım iş yapıyor, sağ ayağım iş yapmıyor arkadaşlar. Bowen'ın korneri. Dawson. Dawson sen bitirdin bu maçı ya. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz çocuklar. Suçek. Gel abi Kovnacki. Gürkan. Gürkan yine girdim. Bu sefer gol mü? Yes işte bu. Gürkan. Duyamıyorum sizi. Tribünler az önce coşmuştu arkadaşlar. Gürkan kışkırtıyor. Saygısızlık yapma lan. Sen centilmen bir futbolcusun. Adam ne güzel önünü bomboş bıraktı. Lloyd Kelly. Arkadaşlar bütün maçlarda gol atabilir miyim? Ya da üst üste gol atma rekorunu kırabilir miyim? Jamie Vardy'nin rekorunu kırmayı hedefliyorum. Olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Zor olur da düşünsenize. Sen ne yapıyorsun abi ya? Vallahi alacağım bu topu. Bunlar yavaş stoperler falan. Uf, baskı baskı çocuklar bırakmayın. Maç sona eriyor. Üst üste 3 tane galibiyetle bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Daha kısa bir bölüm. Kusura bakmayın çünkü bu aralar bu videoyu bu GRKN oyuncu kariyer serisini editleyen kankam Mert'in sınav haftası. O yüzden bunu böyle kısa getiriyorum ama aksatmayayım da diye getiriyorum. Sonuçta hani istiyorsunuz. Çok ara açılınca bu sefer diyorsunuz abi niye gelmedi falan. Ben de elimden geldiği kadar kısa da olsun uzun da olsun getirmeye çalışıyorum artık bölümleri, videoları. Bu arada arkadaşlar milli takıma giden oyuncular. Biz gitmiyor muyuz? Biz daha Kanada'ya alınmadık ha. Gerçi Kanada bir yere gitmediği için de alınmadık. Başka bir milli takıma mı geçsek? Bir vatandaşlık mı kapsak bir yerden? Almanya olabilirdi galiba. Alman asıllı hani Türkçü Münşen altyapısındaydık ya. Oradan o açıdan bir gidebiliriz aslında. Şimdi bölüm sonu bir de kadro merkezini göstereyim sizlere. 3 maç 4 gol. Dawson 1 gol. Kovnacki bak adam girdi. 1 gol 1 asist. 73 ratingmiş. Bizim kaleciyi merak ediyordum. Ratingi kaç? Randolph 75. Dayı 35 yaşında bir de ya. Darren Randolph. Bizim kaleciler çok kötü ya. Bize kaleci transferi şart. Transfer dönemi de bitti mi? Az kaldı. Arkadaşlar like butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Bizim David Moyes hocaya bir tane kaleci almasını söyleyeceğiz. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.